cincik cincik cincik. Yallah cinler yallah. Kış kış cinler kış kış. Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Elindeki sarımsaklar dikkat çeken ünlü şovmen Gürkan Şef'le soruları yanıtladı. Vay 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 vay. Sarımsaklarla gördük sizi. Evet, Gürkan Şef sarımsaksız hiçbir yemek yapmaz. Yalan mı? Evet, doğru. Dünyanın en yararlı besini sarımsak bize mahsus. Ve Türkiye'de nerede en güzel çıkıyor bir yer vardı ya. Kastamonu'nun gerçekten pastırması değil. Sarımsağı çok meşhur. Ona göre yani. Evet. Biz de dedik piyasada vampirler vardı, onlardan korunmak için mi aldınız? Hangi vampirleri uzaklaştırmak istiyorsunuz? Yok, kimseden korkumuz yok. Gönlümüz rahat. 40 senedir ekranlarda bizi aile gibi sevmişler değil mi? Ailenin bir parçası gibi. Bu herkese nasip olmayan bir şey. Bunun değerini bilmek lazım. Ona göre. Mehmet Ali Erbil, eski baldızı Şeyda Coşkun'un yemek listesiyle 79 kiloya düştüğünü söyledi. Siz de çok kilo vermiş gördük. 79 kiloya kadar düşmüşsünüz. Evet, bugün koydum 79. Evet, çok iyi de çok fit gördük sizi. Eski baldız zayıflatıyor. Mehmet Ali Erbil'in geçen hafta TikTok hesabı açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Erbil hakkında cinsel taciz ve tehdit iddiasıyla dava açan TikTok fenomeni Ece Runay da bu fırsatı kaçırmamış ve zamanında bana TikTok'ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş, çok keyifliyim, yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye mesajını yayınlamıştı. Sosyal medyayla aranız nasıl? Bu aralar sosyal medyayla çok... Bu ara TikTok'a merak saldım. TikTok'tayım yani. Ona göre. Ama pek açmıyorum. Ona göre. TikTok demişken de geçtiğimiz günlerde yine Ece Runay'la karşı karşıya. Ay bulaştırmayın ya. Mehmet Ali Erbil varken Ece'ler mi vardı Allah aşkına? Biz 40 yıldır yani bu piyasadayız. 40 yıldır biz aileye konuk olmuşuz. Evlerine girmişiz. Onlar nereye girdiler? Bir baksınlar geçmişlerine de ondan sonra konuşsunlar. Bir açıklama da yaptı sizinle ilgili. Allah ama onları... Şeyde kamuoyunda paylaştı ama biz mahkemede paylaşacağız. Onlar biliyorsunuz suç tespit ediyor o laflar. Açık açık anayasada var. Kendilerini üstlerini açarak ünlü oluyorlar Mehmet Ali Bey. Birçoğu öyle. Gerçekten dekolteyle yani çıkıyorlar TikTok'a. Ama biz hiçbir yerimizi açmıyoruz. Yok. Gürkan Bey. Evet. Açmadan bu hale geldik. Daha bir haftada. Bir haftada muhteşem bir ilerleme kaydettik. Oh, Kastamonu. Kastamonu kokuyor var ya. Kastamonu toprağı kokuyor. Toprağım kokuyor. TikTok'ta çok yüksek izlenme rakamlarına ulaştığını belirten ünlü şovmen sahnelere yeniden döndüğünü açıkladı. Analizleriniz ne durumda peki yani siz baktınız? Ya muhteşem bir ilerleme var. 450 bin tık yapmış. 450 milyon kişi. Düşünebiliyor musunuz? 450 milyon kişi. Bir hafta içinde bizi izlemişler. 450 milyona ulaşmışız. O hediye göndermeyi kim anlattı size? Kim söyledi? Ay var ya, Onur var orada. TikTok'ta Onur var. O öğretti bana. Devamlı böyle yapıyorsun. Bas diyorsun. TikTok'ta ödül yolluyorlar. O zaman birinciliğe bile çıkıyorsun. Birinci oldum ben. Daha girdiğim ilk gün ikinci oldum. Birinci oldum. Kafanızda başka projeler var mı peki? Var söylemem. Gazino sahnelerine dönüyorum. 3 Eylül'de İstanbul'da sahneye çıkıyorum, Florya'da. Ayrı bir şov olacak mı peki? 30 Ağustos'ta Bodrum'dayız. 30 Ağustos. Zafer Bayramı'nda özel programımız var. Sahnelere döndük, ayıptır söylemesi.